Merhaba değerli handbol severler. Handbolhaber.net yüz yüze handbol programından sizlere tekrar merhaba diyoruz. Birazdan yayınımıza Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün baş antrenörü Hakan Günal katılacak ve kendisiyle handbol antrenörlüğünü aynı zamanda Kastamonu Belediyesi'ni konuşacağız ve Avrupa Handbolu'nda dile getireceğiz diyorum. Şu an kendisine katılma isteği gönderiyoruz. Hakan Günal'ın yayına katılması bekleniyor şu an. Ve Hakan Günal karşınızda. Merhabalar hocam, sesim Merhabalar. geliyor. Geliyor geliyor Fırat'cığım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. İşte bu şartlarda ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyiz. Aynen öyle hocam. Bir koronavirüs krizine biz de handbolhaber.net olarak bir yüz yüze handbol programını yapalım dedik. Handbolcularımız, antrenörümüz evde neler yapıyor? Hem böyle değişik bir sohbet ediyoruz. Ev ortamındaki düşüncelerimizi de herkesle paylaşmış oluyoruz diyorum. Siz de yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Ben teşekkür ediyorum böyle bir yayına beni davet ettiğin için. Şimdiye kadar birçok yayına katıldım ama sadece handbol camiasının olduğu bir yayına katılmak bende ayrı bir heyecan uyandırıyor açıkçası. Anladım. Sayın Hocam, yayınımıza devam etmeden İlk önce bir seni tanımayanlar olabilir. Çünkü şimdi biraz sonra sayacak olsam Hakan Günal'ın ilkleri başardığı birçok olay var. Ama şöyle bir Eyvallah. kısaca kendinizden bahseder misiniz? Hakan Günal kimdir? Hakan Günal 1966'da İstanbul'da doğmuş bir insandır öncelikli olarak. Handbol'e 1984 yılında profesyonel olarak başladı. Ama onun öncesinde 1978 yılında ilkokulda, ilkokul 5'te Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda Ankara'da başladım. Daha sonra ortaokul yıllarında ara verdik. Lise yıllarında Adnan Öztürk'le beraber lise takımını kurduk. Lise 2 ve lise 3'te handbol oynadık. Tabii o dönemler handbolu bildiğimiz dönemler değildi açıkçası. 84 senesinde liseden mezun olduktan sonra 1984 yılında Ortaş Yenişehir genç takımına katılabilmek için ben seçmelere girdim. Ben bunu daha önce bir röportajda da belirtmiştim. Şimdi handbol oynayan birçok kişiye bu çok yabancı hatta uç bir örnek olarak gelebilir ama gerçekten bir takıma girebilmek için bir seçmeden geçmeniz gerekiyordu. Üzeki Pehlivan'da hatırlar o dönemleri. Beraber başlamıştık çünkü onunla beraber. Ben Ankara Dil Tarih'teydim, o eğitim fakültesindeydim. Böyle bir süreçle başladık. Oyunculuk yıllarımız 99'a kadar devam etti. 99'dan sonra Handbol Federasyonu'nda 99 senesiyle beraber Handbol Federasyonu Vakfı'nda çalışmaya başladım. Daha sonra da 2000 Kasım'ına kadar federasyonda koordinatörlük yaptım Serhat Bilgi Başkanlığı döneminde. Daha sonra 2000 senesinde antrenörlük belgemi aldım. İlk antrenörlük belgemi 2000 senesinde aldım. Ondan sonra bir süre bir ara verdik. 2003 senesiydi eğer yanlış hatırlamıyorsam. Handan hocam, Handan Müezzinoğlu, Milli Piyango Anadolu Lisesi'nde bir takım vardı. Orada yardımcı olduk kendisine, altyapı antrenörü olarak. Daha sonra da 2005 senesinde profesyonel olarak Halk Bankası'nda antrenörlüğe başladım. O da Adnan Öztürk'le beraber oldu. Onun öncesinde Karaca hocamla beraber üniversite takımlarında çalışmışlığım var ama profesyonel değildi o. 2005'ten beri de şu ana kadar devam ettiriyorum antrenörlük yaşantımı. Hocam antrenörlüğe 2003 yılında başladınız. 2000 yılında antrenörlük belgesini aldınız. 2003 yılında başladınız. Peki 2003 yılında antrenör yardımcı antrenör pozisyonunda başladınız. Doğru mudur? Peki ne kadar süre yardımcı antrenörlük ve A takım seviyesinde ne zaman baş antrenör oldunuz? 2005 yılından 2014 senesine kadar ben yardımcı antrenör olarak devam ettim. 2014 senesinde Taşova handbol takımı Süper Lig'e çıktığında Sercan Şener benimle bir bağlantıya geçti. Ağustos ayında karşılıklı oturduk, konuştuk. Benim kendi hedeflerim, Sercan'ın hedefleri birbiriyle örtüşünce Taşova'da baş antrenörlük maceramızda başlamış olduk. Anladım. Şöyle bir baktığınızda aslında hocam 2014 senesine kadar bir 9 sene bir yardımcı antrenörlük yaptınız. Aslında bu yardımcı antrenörlükte belki o dönemlerde size yeni bir baş antrenör olma fikri gelmiş olabilir. Ancak yardımcı antrenörlükte kalarak iyi bir tecrübe elde ettiğinizi düşünüyorum. Sizin bu konuda düşünceniz nedir? Çünkü genellikle dikkat ederseniz insanlar antrenör oluyor
Hemen bir baş antrenörlük pozisyonuna geçmek istiyor veya ben baş antrenör Doğru. olacağım diyor. Sizce bu Evet. yaklaşım ne kadar doğru? Şimdi tabii ki insanların düşüncelerini eleştirmek bize düşmez. Ama ben kendi açımdan bir çizgi belirledim kendim. Bir yerlere gelebilmek istiyorsanız onu öncelikli olarak hazmetmeniz gerekiyor ve iyi öğrenmeniz gerekiyor. Öğrenmeden bir yerlere geldiğinizde başarılı olma şansınız yok. Bir şeyler elde etme şansınız yok. Ve bir şeyler aktarma şansınız yok. Biz antrenörler olarak ilk görevimiz bizim. Bir şeyler aktarabilmek. Yani kendi kariyerimizi elde edebilmek için önce bildiklerimizi iyi aktarmak zorundayız. Ben aktarmayı öğrendiğimi düşünüyorum öncelikle yardımcı antrenörlükte. Ve o süreç içerisinde işte Adnan'la, Karaca Hoca ile beraber çalıştığımız dönemde çok şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Hem olumlu hem olumsuz yönde tabii ki kendi açımdan. Bunları da bu 9 senelik süreçte törpülediğimi zannediyorum. Tabii ki eksiklerimiz var. Hiç kimse mükemmel değil. Ben de mükemmel değilim. Kendimizi geliştirmek için daha önümüzde çok da yol var. Öğrenmenin sonu yok. Öğreneceğimiz çok şey de var. Ama öğrendiğimiz şeyleri iyi aktarabildiğimizi düşünüyorum. Anladım hocam. Bana kattığı şeyler budur. Yardımcı antrenörüm. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Şimdi bir yandan da aşağıdan da yorumlar giriyor. Herkes iyi yayınlar diliyor. Biz de onlara çok teşekkür ederiz. Yanımıza Sağ kalan bir olsunlar. tane. Amasya Taşova'dan da selam gönderen birçok Sağ katılımcımız olsunlar. var. Hakan hocam. Şimdi geleceğim Amasya Taşova'yı konuşacağım. Çünkü sonuçta baş antrenör olarak ilk kez antrenörlüğünü yaptığınız ekip Amasya Taşova. Evet. Ve Amasya Taşova'yla da ikinci senesinde bir başarı da elde ettiniz. Çünkü ekonomik şartlar altında düşük bütçeyle ve erkekler ligi biraz zorlu ligde o zamanki yani sonuçta 2015-2016 sezonunda ligin en Evet, zorlu evet. senesinde üçüncü olarak Avrupa Kupası'nı elde Katılma ettiniz. hakkını elde ettik, evet. Katılma hakkını özellikleri burada sizin de payınızda büyüktü. Ancak Avrupa Kupası'na katılmadan Taşova ile yolları ayırıp oradan sonra Kastamonu macerası başladı. Ama Kastamonu'ya Evet. geçmeden önce Taşova'yı söyleyeceğim. Takımı sonuçta ikinci senesinde Avrupa'ya getirmek, orada bir başarı elde etmek. Bir de Taşova'yı da biliyoruz böyle küçük bir yer. Ancak bakıldığında da handball bir seyircisi de orada oluşmuştu, kültürü de oluşmuştu. Evet, Taşova'daki evet. maceranızla Yani ilgili biraz düşüncenizi paylaşır mısınız? Taşova'nın benim handbol kariyerimdeki yeri çok çok farklı tabii ki. Yani bu hiç unutulacak bir yer değil benim açımdan. Çünkü 10 bin nüfuslu muhteşem bir kasaba, ilçe orası. Fakat insanları başta Sercan olmak üzere Ömer Sayar kulüp başkanı, Ömer Faruk Gültekin, yani onları anmadan geçemeyeceğim, tribün lideri Beytullah, Anadolu Ajansı muhabiri Tevfik. Yani bunların hepsini teker teker sayamayacağım tabii ama Halil kardeşimiz bizim ulaşımımızdan sorumlu. Bunlara hepsine de selamlarımızı gönderelim buradan. Benim baş antrenörlük kariyerimi başlangıcındaki en önemli etken ve handbol antrenörlüğünü devam ettirme inancımdaki en önemli etkendir. Taşo. Yani evet, oranın yeri çok çok farklı bu yüzden benim için. Çünkü oraya gittiğimizde İşimizi yapmak için gittik. Dediğim gibi çok küçük bir yer, 10 bin nüfuslu bir yer. Fakat çok iyi bir ilgiyle karşılaştık. İşimizi yapmaya başladığımız zaman ilginin de arttığını gördük. Ve şöyle de bir şeye şahit olduk. 2015 senesine gelmeden önce onu anlatmak istiyorum. Şöyle de bir şeye şahit olduk. Orada biliyorsunuz çocuklar dışarı çıktıklarında futbol oynarlar. Yani özellikle erkek çocuk. Orada çocuklar ellerinde topu alıp topu birbirlerine kaleye atmaya başladılar elleriyle. Yani bu çok güzel bir duygu benim açımdan. Sahiplenilmesi açısından. Aslına bakarsanız 2015'ten önce 2014'ü konuşmak lazım. Çünkü 2014 senesinde Taşova handbol takımı kurulduğunda, Taşova'yı bu handbol takımı kurulduğunda cami olarak düşecek takımların başında gösteriliyordu. Ama o sezon biz dördüncü bitirdik ligi. Ve bu çok büyük bir sürpriz olarak algılandı. Hatırlarsınız Kayseri ligden çekildi. Kayseri ligden Çekildi aynen. çekildiği için kupa finali yaptıkları halde Kayseri Remo ligden çekildi. Biz dördüncü olarak Avrupa kupalarına gitme hakkını elde etmiştik normalde statüye göre. Çünkü ligden belirlenmesi gerekiyordu o şeyin sıralamanın. Ama olmadı. Daha sonra Kayseri ile birleşen Merzifon Belediyesi yine Amasya temsil edilmiş oldu Avrupa'da. Ama Merzifon Belediyesi gitti. İkinci sene
İlk sene sürpriz diyenler ikinci sene taş ovada çok şey olmayacağını düşündüler ama ikinci sene de bir basamak daha yukarı çıkardık başarımızı. Ve üçüncü bitirdik. Evet, dar bir Evet. kadro, küçük bir bütçe, ortalama Süper Lig ortalamasına baktığınız zaman küçük bir bütçeyle ligi üçüncü bitirdik. O sırada da teklif geldi sezon sonunda. Hem Ömer Başkan'la hem Sercan kardeşimle konuştuk. Haberleri vardı zaten o süreçte. Biz de yolumuzu, rotamızı Kadınlar Ligi'ne doğru çevirdik. Anladım hocam. Daha sonra da ardından da zaten takımı Avrupa'ya taşıdınız. Ancak siz mücadele etmeden kendinizi Kastamonu Belediyesi'nde buldunuz 2016-2017 sezonunda. Evet. Doğru mu hocam? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Doğrudur. Yok, doğru. Doğru. Aynen öyle. Ve orada kariyerinizdeki ilk şampiyonluğu da elde ettiniz. Baş Bir antrenör fark olarak, evet. baş antrenör olarak yani kariyerinizdeki ilk şampiyonluğu baş antrenör olarak elde ettiniz. Ve ondan sonra da bir süreçte devam ediyor. Kastamonu'daki ilk yaşadığınız o baş antrenörlük şampiyonluğu ile ilgili hislerinizi paylaşır mısınız? Ya o da çok çok farklı, muhteşem bir duygu bir kere. Ben daha önce Milli Piyango kadın takımında Karaca Hoca ile beraber yardımcı antrenörken bu hissi yaşadığımı düşünüyordum, şampiyonluk hissini yaşadığımı düşünüyordum ama tabii baş antrenör olarak bunu yaşamak, Kastamonu'da bunu yaşamak, hem kendi kariyerimdeki bir ilki başarmış olmak, hem Kastamonu'ya ilk defa en üstlükte bir şampiyonluğu yaşatmak, oradaki sporcu arkadaş grubumla beraber yaşadıklarımı anlatmak kelimelerle çok tarif edilecek bir şey değil açıkçası. Zaten şöyle de bir şey oluyor, bunu yaşayan arkadaşlarımız da bilirler, hem sporcu hem antrenör olarak. Bir şeyi ilk başardığınızda ne olduğunu çok anlamıyorsunuz. Bunu daha sonra farkına varıyorsunuz. Ben de daha sonra farkına varmaya başladım gerçekten. Yaptığımız iş iyi bir işti. Çünkü o takımın da şampiyon olacağını çok fazla insan ihtimal vermiyordu. Oraya, buraya geldiğimizde yani Avrupa kupalarını hedefleyerek gelmiştik. İlk anlaşmamız öyleydi. Ama Serpil Kaptan hatırlar, eğer izliyorsa da katılırsa da onaylar kendisi. Kendisine ben ilk idmandan sonra şunu söylemiştim. Statta atletizm idmanlarını yaparken orada bir yol var. Kastamonu Spor Kulübü'nün 3. ligden 2. lige çıkışta bir şampiyonluk yolu diye bir tak gibi bir şey kurmuşlar. Kaptan dedim, sezon sonunda biz de buradan geçer miyiz, ne dersin dedim. Ben bunu bütün takıma açıklamadım. Bundan sadece menajerimiz Ahmet Çever ve kaptanımız Serpil İskenderoğlu'nun haberi vardı. Bu konuşmayı sadece onlarla yaptık. Neden olmasın hocam dedi ve o maceramızın sonu şampiyonlukla bitti gerçekten. Bu çok anlatılabilecek bir şey değil. Yani o sezon sonunda yaşadığım benim o heyecanı, o onuru, o gururu ve o sevinci çok kelimelerle ifade edebileceğimi zannetmiyorum. Aynen. Burada Göztepe Baş Antrenörü İbrahim Belet de bir yorum yapmış. Benim de soracağım soruyla da birebir aynı soru. Şöyle demiş. Kadın ve erkekler ligi arasındaki en büyük farklar nelerdir Hakan hocama göre demiş. Ben de bunu sormak istiyorum hocam. Erkekler liginden kadınlar ligine geldiniz. Bir de bazı yerlerde de bu eleştiri de oldu. Ya erkekler liginde çalışmış bir antrenör kadın liginde nasıl yapar? Bu Kastamonu'ya gittiğiniz zamanlarda da konuşuldu. Çünkü niye? Sizden önce Kastamonu bir Avrupa Kupası'nda bir Challenge Kupası'nda bir final Finali oynamıştı. yaptı. Evet, çok Final önemli bir oynamıştı. başarı Böyle elde bir etmişti. başarı vardı. Evet. Kafalarda bir soru işareti vardı. Hakan Günal bunu devam ettirebilecek mi? Bunu sağlayabilecek mi? Bir de Erkekler Ligi ile Kadınlar Ligi farklı farklı hep dendi. Düşünceniz nedir burada? Bir fark var mı hocam? Ya da antrenörlük bakış Yani açısı daha mı farklı tek olmak fark gerekiyor? yok. Tek fark yaşamdaki fark. Cinsiyet farkı var. Başka bir fark yok. Handbol açısından herhangi bir fark yok ortada. Çünkü handbol oynuyoruz. Handbol antrenmanı yapıyoruz. Ve handbolcularla beraberiz. Evet. Kadının handbolcuyla erkek handbolcu arasında çalışma disiplini, amaç edinme, kendisine hedef koyma, bu disiplini sahaya performansla sergileme açısından hiçbir fark yok. Evet. Şimdi onu söyleyeyim. Ben çünkü her iki tarafta da çalışan antrenör olarak rahatlıkla bu konuda görüş bildirebilirim. Daha önce de söylemiştim. Milli Piyango'da Karaca Hocam'la beraber çalışırken 3 sene biz kadın takımındaydık. Ben Halk Evet. Bankası'ndan yine erkeklerden kadınlara yardımcı antrenör olarak geldim. Daha sonra erkeklere döndüm. Yani 15 senelik antrenörlük kariyerimde bu sene 7. senem kadınlarda. 6. 8. senemde erkeklerde bitmiş oldu yani 15 sene içerisinde. Sadece şunu söyleyebilirim küçük bir fark olarak. Kadın sporcularımızın hedefleri biraz daha gerçekçi ve yüksek.
Bu yüzden çalışma disiplinleri biraz daha yüksekti. Daha iyi odaklanabiliyorlar. Kendilerine hedef koydukları zaman buna ulaşmak için ellerinden geleni de yapıyorlar. Çünkü bu ülkede kadın olmak zor biliyorsunuz. Evet. O zorluklarla baş ederken bir taraftan da sporcu olarak da kendilerini ispat etmek zorunda hissediyorlar ve bunun için de ellerinden geleni de yapıyorlar. Bu anlamda ben tüm kadın handbolcularımızı en küçüğünden en büyüğüne kadar takdir ediyorum ve hepsini de tebrik ediyorum. Buradan. Çok büyük bir fark yok. Sonuçta aynı antrenmanı yapıyoruz. Sadece şiddet yüklenme açısından küçük farklar var. Tabii ki psikolojik olarak bazı etkenler tabii ki oluyor. Ama bunu yaşam içerisinde kadınlarla omuz omuza çalışan öğretmenler, memurlar, işçiler zaten yaşıyorlar. Yani aynı şeyleri bizler de yaşıyoruz. O anlamda çok büyük bir fark görmüyorum. Fark yok. Hocam yine Avrupa maceranıza dönmek istiyorum bir yandan. 2017-2018 sezonunda EFB Kupası'nda yarı final oynadınız. Aynı zamanda Türkiye Kupası finali oynadınız. Ve birçok da sıralamada da başarınız var. Yani bu yarı final oynamak, Avrupa'da ilerlemek size ne hissettirdi? Çünkü şunu da gördük tabii, şunu da söylemek gerekiyor. Daha önce Kastamonu işte Challenge Kupası'nda final oynadı. Muratpaşa Belediyesi iki kez Challenge Kupası'nda final oynadı. Aynı zamanda onlar da grup olmayan EFB Kupası'nda da yarı finale kadar da geldiler. Ve Kastamonu olarak da en son üst başarılı şu an Kadınlar Ligi'nde şu an Kastamonu Belediyesi devam ediyor bu başarıları. Yarı finalden öte veya finale geldiğimizde bir adım üstüne koyup da bir kupayı kaldıramadık. Maalesef. Maalesef yani Maalesef oldu. aslında az önce bir şey dediniz. Kadınlar biraz daha hedefe odaklı. Kadınlarda belki de bir hedefe ulaşmak daha kolay. Daha kolay derken hedeflerinden dolayı, onların çalışma isteğinden, hedeflerini sınav Sporcuların kendilerine enerjinden, koydukları sporcularından, hedeften dolayı. Evet. hedeften dolayı. Ama kadın handbolu bir adım daha öteye gidemedik. Siz de yarı finale geldiniz ve şunu da söylemek istiyorum. Yani orada da yarı final oynadınız ama 12 kişiyle yarı final maçına çıktınız. Şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle Murat Paşa'yı da buradan kutlayalım. Çünkü gerçekten handbol liglerinin lokomotif ekiplerinden oldu. Evet. Kadınlarda. İki kere Challenge'da final oynamak, bir kere EAF'de eski sistemde yarı final oynamak kolay bir şey değil. Evet. Bunları başarabilmek gerçekten önemli. Biz yeni sistemde öncelikli olarak 2017-18'de gruplara kalan ilk takım olduk kadınlarda. Daha önce Beşiktaş erkeklerde kalmıştı EAF kupasında, İkinoğlu kupada. Biz gruplara kalan ilk takım olduk ama daha sonra gruplardan çıkan ve lider çıkan da ilk takım olduk. Bunu hem erkekler hem kadınlar için Aynen öyle. geçerli. O da bir başarı sonuçta. Yani gruptan lider Yani çıkmak. bana göre handbol tarihindeki önemli başarılardan bir tanesi gruplardan lider çıkmak. Daha sonra çeyrek finalde Romanya'nın Zalao takımı ile eşleştik. Onları orada yenildiğimiz halde bir farklı. Burada iki fark, üç farkla yenerek yarı finali gördük. Ve totalde biz o sene 49 tane maç yaptık. Resmi maç yaptık. Evet. 2017-18 sezonunun başında oynadığımız bir Süper Kupa maçı var yeni mahalleyle. Ondan sonra başlayan bir Avrupa maceramız var. Şampiyonlar Ligi ön elemesi Norveç'te oynadığımız. Oradan elendikten sonra EAF Kupası'na geldik ki arada da bizden giden oyuncular da oldu. Mesela Brezilyalı Batista vardı bizde sağın kurucu. Sağ kanat Kasia vardı. Bunlar gitti ama kulübümüz onların yerine hem sağ kanatta Yana Uskova'yla hem de sağ oyun kurucuda Jana'yla doldurdu ki ikisi de olimpik sporcuydu. O şartlar altında gerçekten devre arasında yapılabilecek transferler içerisinde nokta atışı oldu. Gomez vardı bizde Brezilyalı Aynen, Brezilyalı Piotr. Gomez vardı. Evet, Esma Muratoviç vardı. Şimdi İspanya'da top oynuyor. Orta oyun kurucu. Gomez süreç içerisindeki adaptasyon sorununu yaşadığından dolayı Esma da bize çok verimli olmayacağına inandığımızdan dolayı bizden ayrılan sporcularımız oldu ve 12 kişiydik biz. Bu Evet. 12 kişiyle biz hem Türkiye Ligi'ni hem Türkiye Kupası'nı hem de Avrupa Kupası'nı götürmeye çalıştık. O dönemde mücadele eden ben tüm sporcu arkadaşlarımı hala yürekten kutluyorum ve hepsiyle çok gurur duyuyorum gerçekten. Çünkü 49 tane resmi maçı bitirmek, hepsinde üst düzey performans sergilemeye çalışmak gerçekten zor. Biz sakatlıklar yaşadık.
Doğal olarak. Çünkü 12 kişinin 2 tanesi kaleci, 10 tanesi saha oyuncusu. Bu saha oyuncularına binen yük çok fazla. Kalecilerimize binen yük çok fazla. Çünkü saha oyuncularının düştüğü yerlerde onlar devreye girdi. Anka ve Ljubica, ikisinin de gösterdiği performans muhteşemdi. Hakikaten o sezon için. Ama Türkiye Ligi'nde maalesef şampiyon olamadık. İkinci bitirdik biz o kadroyla ligi. Türkiye Kupası'nda final oynadık. Uzatmada Polatlı'ya yenildik. Orayı da alamadık. Kupasız bitirmiş gibi görünmekle beraber bana göre Kastamonu'nun o sezon yaptığı en önemli başarılardan bir tanesi elde edilmiş oldu. Çünkü bu kadar dar bir kadroyla her kulvarda hedefe oynamak ve bunu başarabilmek, evet kaybedilmiştir bu hedefler ama bunu başarabilmek, o hedeflere tutunabilmek önemliydi. Biz en azından tüm sporcu arkadaşlarımızla, kulüp yönetimimizle bunu gösterdik. Hedeflere tutunabildiğimizi gösterdik. Bir de hocam geçen sezonda da 0-2 puanla elde edilen bir şampiyonluk var. Evet. Yani Yani genç o takımdan gelen puanla elde edilen bir şampiyonluk da var. aslına bakarsanız ilk sezon için geçerli. Çünkü ikili averajda biz Murat Paşa'dan öndeydik zaten. Yani puanlar eşit olsa da geçen sezon aldığımız şampiyonlukta tabii ki gençlerin getirdiği puan çok çok önemli. Onları küçümsemek adına söylemiyorum ama bir tespiti yapmak adına söylüyorum. İlk aldığımız şampiyonluk 2016-17'de gençlerin getirdiği puanın çok büyük bir önemi vardı. Çünkü ikili averajda biz yeni mahallenin gerisindeydik. Kendi evimizde 3 farkla eğer yanlış hatırlamıyorsam yenilmiştik. Ama Ankara'da 2 farkla yenmiştik onları. Ve ikili averajda geriye düşmüştük. Bu yüzden gençlerden gelecek puana şiddetle ihtiyacımız vardı. Orada 0,1 ile biz şampiyon olduk. Kesinlikle. Geçen sezon ise ikili averajda Murat Paşa'nın önündeydik. Çünkü biz Kastamonu'da yenmiştik onları. Antalya'da berabere kaldık. Ve aynı puanda bitirmemize rağmen gençlerden gelen, altyapıdan gelen puanlar dışında aynı puanda bitirecek olsak bile bitirmemize rağmen biz ikili averajda önde olduğumuz için zaten şampiyon olacaktık. Ama tabii gençlerimiz ben tekrar buradan kutluyorum. Aldıkları o 2 puan bizim için çok çok değerlidir her zaman. Hocam şeye döneceğim şimdi. 2017-2018 sezonu Mart ayında A milli takım baş antrenörlüğü teklif edildi. Siz de şu ana kadar milli takımlarda hiç görev yapmamış bir antrenörsünüz. Ancak o teklif edilmesine rağmen gerçekleşmedi. Bunun sebebi nedir? Neden milli takımda görev yapmadınız ya da teklifi kabul Bunun birçok etmediniz? sebebi var. 2018'in Mart ayında gelen teklifte biz çeyrek finale kalmıştık. Zalo ile oynadığımız maçlar vardı. Yarı finali ve finali hedefliyorduk. Kulüp yönetimiyle oturduk konuştuk. Benim konsantrasyonumun ve takımın konsantrasyonunun milli takıma katıldığımız takdirde dağılacağı konusunda kulüp yönetiminden bir görüş çıktı. Bu etkenlerden bir tanesi. İkinci etken ise şuydu, ben yakın çevremle de bunu konuştuğumda söyledim. Şimdi dereyi geçerken atı değiştiremezsiniz. Eğer bir iş yapacaksanız, ben hep bunu savunuyorum, pardon, kendi yaşantımda hep bu şiarı edindim. Bir şey yapıyorsam iyi yapmak zorundayım. En iyi şekilde yapmaya çalışmak zorundayım. Mart ayında eğer ben göreve gelmiş olsaydım, önümüzde oynayacağımız Mayıs ayında yine yanlış hatırlamıyorsam Almanya ile maçlarımız vardı. Grup maçları devam ediyor. Ve onun devamı gelecekti. Ama mevcut antrenör de elindeki kadroyla Serdar da eğer yanlış hatırlamıyorsam, yanlış da hatırlıyor olabilirim. Lütfen kusuruma bakmasınlar. Mevcut kadrosuyla gayet iyi işler yapmıştı aslında Serdar'da. Ve eğer bir değişiklik olacaksa bir turnuvanın bitmesi beklenirdi veya sezonun bitmesi beklenip ondan sonraki sezon için teklif getirilmesi daha uygun olurdu. Bu benim kişisel görüşüm. Ama kulüple oturup yaptığımız toplantılardan sonra vardığımız görüş birliği Avrupa Kupası'nda önemli bir hedefe doğru giderken bölünmezlik yaşanmaması gerektiği üstüneydi. Ve biz de bu kararı federasyona bildirdik. Federasyon da anlayışla karşıladı. Anladım hocam. Yine Kastamonu ile ilgili bir iki soru sorup hocam daha sonra sizinle ilgili bazı handbolla ilgili gelen aynı zamanda mesajlar da var. Altyapıları konuşmak istiyorum sizinle.
Bir yandan kendi takımımız içerisindeki oyuncu performansları ile ilgili gelen sorular var. Onlara geri dönmek istiyorum. Bu sezonda hocam sezon öncesinde takımdan ayrıldınız. Yalnız Okan Evet, Alay geçen sezon geldi. sonu itibariyle. Evet. Aynı geçen sezon itibariyle Okan Alay geldi. Okan Alay Şampiyonlar Ligi grup elemesi oynadı. Ancak orada final maçında averajla yani çok az bir sayıyla kaybettiler ve İki farklı elendiler. mağlup onları, evet. Aynen iki farklı mağlup oldu, elendi. Ve ondan sonra siz EHF Kupası'nı tekrar takım olup çeyrek finale doğru takım ilerledi. Ancak benim şu soruyu sormak istiyorum. Çeyrek finale gitmeden gruplardan çıktığınızda takımda Hakan Günal'ın bir iki tane transfer istediği konuşuldu. Ancak transferler gerçekleşmedi. Bu gerçekleşmemesinin sebebi ne? Eğer bu transferler gerçekleşmiş olsaydı sizin istediğiniz transferler şu an Kastamonu Belediyesi Efe Kupası'nda finale doğru gitmiş olabilir miydi? Şimdi transferlerin gerçekleşmedi değil, gerçekleşemedi. İlk önce onu öyle kurmamız lazım bu cümleyi. Neden gerçekleşemedi? Bizim yapımızda hem kulüp olarak hem benim Hakan Günal olarak yapımızda oyuncu gelsin, yabancı oyuncu gelsin de ne olursa olsun diye bir mantalite yok. Bizim için transferin anahtar olması gerekiyor. Yani bir şeyler çözmesi, bir kapıları açması gerekiyor. Şimdi o dönemde bize çok fazla şey geldi. İşte bu oyuncuyu alın, şu oyuncuyu alın. Çünkü bizim ihtiyacımız olan bölgeler vardı. Ve bu bölgelerin doldurulması adına Avrupa'da özellikle Özellikle. bir hedefe gitmek istiyorsanız her bölgenizin birbirine denk olması gerekli. Buraların doldurulması açısından bizim de taleplerimiz oldu. Kulübün de araştırmaları oldu. Benim de araştırmalarım oldu. Ama anahtar olabilecek oyuncuyu bulamadık. Eğer bulabilmiş olsaydık zaten kulübümüzün bu sezon, geçen sezonlarda bu anlamda herhangi bir kısıtlayıcı şeyleri hiçbir zaman ben yaşamadım açıkçası kendi adıma onu söyleyeyim. Sadece şu oldu yani bu da ortak kararımızdır bizim. Atıyorum tamamen işte Fırat yurt dışında oynamış bir oyuncu gelsin yararı olur mu kısmını konuştuğumuzda hayır Fırat'ın yararı olmaz. Onun için de gelmesinin bir anlamı yoktur. Bu saatten sonra da bir yarar sağlamayacaktır. Deyip o transferlerin önünü kapattık hep beraber. Evet. Ondan sonra da zaten gelecek oyuncunun çok da bize yararı olacağını düşünmedik. Peki Şimdi. hocam, şimdi geçen gün Ozan'la sevgili Ozan Cansu'nun Eurosport Spiki ve aynı zamanda Evet yazarlarımızdan ve izledim. Görkem'in de editörlerimizden teşekkür ederiz hocam. Biraz yabancı oyuncu mevzusunda çok fazla takınıldığını konuştular ve aslında yabancı oyuncuyu bırakın dediler. Yabancı oyuncular gelsin. Ancak bizim ülkemizde şu an karşı olan insanlar var yabancı oyuncuya. Evet, haklı olabilirler. Ancak onların söyleşi var. Bırakın yabancı oyuncuyu çünkü ya Avrupa ile baş etmek istiyorsak yabancı oyuncu gelsin. Ancak burada kaliteli oyuncu gelmeli deyip de Ozan özellikle bunun üzerine durdu. Biz biraz Türkiye'deki hem kadın hem de erkek handbolunda yabancı oyuncu konusunda biraz kalitesiz oyuncuları daha fazla tercih ettiğimiz gözüküyor. Sizin bu yabancı oyuncuyla ilgili düşünceniz nedir? Ben antrenörlük yaşantımda iki şeye hiçbir zaman dikkat etmedim. Bunun bir tanesi milliyet, ikincisi yaş. Yani benim için önemli olan performans. Benim antrenörlük mantalitimde bu var. Ben her sezon başında sporcu arkadaşlarıma şunu da söyleyerek başladım. Benim için pasaportunuz veya kimliğinizin ne olduğu önemli değil. Benim için sizin göstereceğiniz performans önemli. Ben bunu kovalarım. Bu mantaliten benim tüm spor branşları içerisinde, tabii ki kendi branşım için öncelikle konuşmam gerekiyor. Geçerli. Yabancı sayısının az ya da çok olması Türkiye'de handbolu geliştirmez. Türkiye'de handbolu rekabet ortamının iyi olup olmaması geliştirir. Bu rekabeti de nasıl sağlayabiliriz? Gelen yabancı oyuncular, hiçbir antrenör sahaya mağlup olacağım diye çıkmaz. Biraz önce söylemiştim, Kastamonu Belediyesi handbol takımının transfer politikasını güderken, felsefesini daha doğrusu. Eğer işimize yarayacaksa bir oyuncu bize transfer olabilir. Ama işimize yaramayacaksa sadece yabancı olduğu için ya da sadece isim olduğu için transfer edilmez. Ve ben buraya bir yabancı oyuncunun gelmesine onay verdiğim zaman atıyorum işte sağ kanat pozisyonda diyelim.
Sağ kanat pozisyonundaki arkadaşımın, Türk arkadaşımın onu geçebilmek için mücadele etmesi gerekir. Ve bu mücadeleyi kazanırsa o formayı alır. Eğer biz bunu tüm kulüplerde sağlarsak, o zaman zaten yabancı sayısıyla ilgilenmemeye başlarız. Bunun da tabii altyapıyı biraz, bu konuda biraz konuşmak gerekiyor. Çünkü altyapıda biliyoruz ki senelerden beri, ben 84'ten beri profesyonel olarak bu işin içerisindeyim. Kaleye iki tane düzgün top atan genç bir kardeşimiz, küçük bir kardeşimiz. Belki gençler yaşına kadar, o seviyeye kadar bir daha formasını kimseye vermiyor. Çünkü antrenör arkadaşımızın gözünde artık o en iyi, o bölgenin en iyisi, kendi takımı için söylüyorum. Ve rekabet ortamını yaratmıyor. Yaratmadığı zaman da işte maalesef bizim havuzumuz daralmaya başlıyor ve yerlilere neden şans vermiyoruz diye feveranlar etmeye başlıyoruz. Çünkü rekabet etmeyen sporcu yukarıda gelişmesini tamamlamadan geldiğinden dolayı antrenör arkadaşlar olarak bizler de o bölgeyi doldurmaya çalışıyoruz. Ve yerlilerden bunu bulamazsak yabancılardan doldurmaya çalışıyoruz. Yabancıyı oraya getirdiğimiz zaman da neden yerli oyuncumuza biz bu şansı vermiyoruz demeye başlıyoruz. Halbuki değil. Yabancı oyuncuyu getireceğim, yerli oyuncu da onunla rekabet etmeyi öğrenecek ki kendi gelişimini tamamlayabilsin veya fazlalaştırabilsin. Bu anlamda ben yabancı sayısının az bile olduğunu düşünüyorum. Çünkü Anladım. tüm dünya şu anda, çok özür dilerim, bir sorunuz varsa hemen keseceğim cümleni. Tüm dünyada, özellikle Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde, atıyorum Almanya'da sınır 3. Avrupa Birliği dışındaki oyuncu sayısı. Ama Avrupa Birliği oyuncuları serbest. Serbest. Yani Fransa'dan isterseniz 15 tane oyuncu alabilirsiniz. Ve bunu yabancı Anladım. olarak kabul etmiyorlar. Anlatabiliyor Anladım. muyum? Bu Avrupa Birliği'ne bağlı tüm ülkelerde var zaten. Ama Almanya tüm üst düzey turnuvalarda, hem kulüp bazında hem milli takımlar bazında kadın erkek var. Yani bu yabancı sayısının fazlalığından dolayı Almanya aşağılarda mücadele etmiyor. Bu Fransa için de geçerli, İspanya için de geçerli, Romanya için de geçerli. Evet. Altyapı dediniz hocam da şimdi ben de Instagram'dan gelen sorularla ilgili altyapı ile ilgili bir soru vardı. Taşkın.91 elemanı kullanıcı adıyla gelen bir soru. Kastamonu'da altyapıya destekleri var mı? Altyapı çalışmalarını takip ediliyor mu ya da takip ediyor musunuz diye bir soru var. Siz Evet, Kastamonu'da nedir durum altyapılarla ilgili Kastamonu'nun? elimizden geldiğince takip etmeye çalışıyoruz tabii ki. Şimdi ben teknik direktör olarak teker teker tüm antrenmanları gidip dolaşamıyorum. Ama benden yardım isteyen, veya öneri isteyen veya soru sorup cevap isteyen bir antrenör arkadaşımız olursa eğer, onlara da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi bizim altyapımızda işte Semih Hoca, Bülent Hoca, Emrah Hoca, bunlar çalışıyorlar. Ve onlarla zaman zaman diyalog içerisine girip eğer kendilerinin bir sorunu varsa onları çözmeye yönelik, eğer bir soruları varsa onları cevaplamaya yönelik diyaloglarımız oluyor. Yani bu anlamda gidip bakın bende bilgi var, gelin size bunu vereyim demiyorum. Ama benden bilgi almak isteyen hiç kimseye de kapımı kapatmıyorum. Aslında bu da şu var büyük ihtimalle hocam anladığım kadarıyla sözünüzden. Bilgi isteyen, kendini geliştirmek isteyen herkese kapınızın 24 saat açık Her olduğunu zaman. söylüyorsunuz. Her zaman. Evet. Aslında bu karşıda örneğin bir kişi siz zorla antrenör yapamazsınız. Yani bunu Mümkün değil. sizi Yani bunu savunmak için istemesi söylemek lazım. için söylemiyorum. Yani bir insanın bunu istemesi gerekiyor. Sonuçta gelişmek isteyen insan Avrupa'daki seminerlere de gider, internetten de takip eder ya da üst Çok doğru. baş antrenörü de takip eder diye düşünüyorum. O konuda ben de size hemfikirim. Yani sonuçta insanın içinde bir istek olması gerekiyor. Şimdi Deren Yalçın kullanıcı adıyla gelen bir soru var. Handball'un Türkiye'deki altyapısı hakkındaki düşüncelerin nelerdir demiş kendisi. Bir de aynı zamanda Yılmaz Acar Davut da yine aynı soruyu birleştireceğim. Altyapının geliştirilmesi noktasında federasyon daha farklı bir organizasyon olabilir mi demiş. Şimdi Yılmaz Türkiye'deki durum... Acardoğlu'la başlayalım. Onunla başlayalım. Şimdi bizim branşımızda mücadele eden sporcu arkadaşlarımızı tüm branşlara geldi. Bu da bundan daha çok yararlanan, takım sporlarında daha fazla yararlanan bizim handball branşımız oldu. Millilikten dolayı bir atama getirildi. Aktif olan sporculara getirildi hem de bu. Aktif olan sporcu arkadaşlarımız onlarca şu anda beden eğitimi öğretmeni olan ve yurdun hemen hemen her bölgesinde öğretmenlik yapan sporcu kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var.
Aynen hocam. Federasyon bu konuda ne yapabilir mesela? Yani benim düşüncem. Bu arkadaşlarımız, arkadaşlar gelin bakalım deyip peyderpey 10'arlı 20'şerli gruplar halinde. Sizler işte şu okulda, şu ilde, şu ilçede görevlisiniz. Ve ben sizden okulunuz başına her 2 senede bir yaş grubu çıkarmanızı istiyorum. Sizler handball sayesinde KPSS'ye girmeden atandınız. Büyük bir avantaj elde ettiniz. Şimdi bunu handball'e geri ödemek zorundasınız. Mesajını vermek gerekir diye düşünüyorum. Böyle yaptığınız takdirde şimdi atıyorum tamamen rakamı. 50 tane öğretmen arkadaşımız olsa ve 50 öğretmen arkadaşımız 50 ayrı okulda kadın ve erkek takımı olmak üzere 16'şar tane sporcu seçmiş olsalar 32 tane sporcu yapar. 50 okulda bu sayı 1600 olur. Evet. Her 2 senede bir 1600 kişinin handball'a geldiğini düşünebiliyor musunuz? Muhteşem bir altyapı bir anda Muhteşem bir kurulmuş olur, değil mi? altyapı. Müthiş bir sayı daha doğrusu elde edilmiş olur. Ve il müdürlüklerinde, spor il müdürlüklerinde yine handball antrenörü olarak atanan çok fazla arkadaşımız var. Veya fare Bunlarla antrenör koordineli olarak çalışan. çalışan çok fazla arkadaşımız var. Bunlarla koordineli olarak çalışıp bunları okul düzeyinde başlattıktan sonra il müdürlüğü bünyesinde de kulüpleşme oralarda daha kolay ki artık okullarda da kulüpleşme var. İl müdürlüğü bünyesindeki arkadaşlara gönderip ve federasyon olarak sizler de bunun kontrolünü handball oynamış, antrenörlük yapmış ama artık işi profesyonellikten hobiye çevirmiş. Eski handball antrenörleri veya handbolcu olan abilerimizi, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı koordinatör olarak buralara atasanız bir anda Türkiye'de handball ağı inanılmaz boyutlara ulaşmış olur. Aklım hocam Bu zaten biz çözümlerden bir tanesi. enpolaber.net olarak da benim kendi kişisel görüşümü de daha önceki yayınlarda hep paylaştım. Beden eğitimi dersi öğretmeni olan ve aktif olarak Süper Lig'de oynayan, handboldan geçimini sağlayan ve buradan bir yerlere gelmiş, ataması gerçekleşmiş olan birçok kişinin zaten ne yazık ki takım dahi çıkarmadığını görüyoruz. Ha, belki imkanlar yok ya, Evet. imkanları olmayanlara yani okulunda yeterince okul yoktur. Örneğin bir şehrin bir köy okuluna atanmıştır. Öğrenci yoktur. Eyvallah, onu anlayışla karşılayabiliriz ama imkanı olup da bu işi gerçekleştirmeyen birçok kişinin olduğunu biliyoruz. O yüzden Evet. söylediğiniz bu şeyin de Maalesef. gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum. Aslında handball'un değerini artıracak olan da yine handball'un içerisinden yetişmiş ve handball'dan Kesinlikle. bir fayda sağlamış insanlar olmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani bu geri dönüşleri vermek zorundayız. Evet. Yani bizler handball sayesinde buralara geldik. Tabii ki kendi emeklerimiz, kendi emekleri tabii ki var ama ortak paydamız handball. Ve bu handball'ü biz ne kadar yukarı doğru götürebiliriz? Bunun çözümlerini bulmak zorundayız. Ve çözümlerden bir tanesi de bana göre öncelikli olarak altyapıyı bu şekilde kurgulayıp Kurmak diyorsunuz. federasyonun koordinatörlüğünde götürmek. Teşekkürler hocam. Şöyle bir soru da var ve Asmin kullanıcı adından gelmiş. Takımını ve kendisini bu kadar nasıl geliştirir demiş. Aslında bu soruyu da biraz cevap vermiş oldunuz. Yani 9 yıl Yani. yardımcı antrenörlük. Ondan Evet. sonra farklı şekilde. Bir Ona yandan da belki. şöyle de bir şey ekleyebilirim yine özür Evet, tabii dilerim. ki. Şimdi kendimi geliştirme adına mı söyleyebilirim bilmiyorum ama şimdi ben handball'u bıraktıktan sonra, aktif sporculuğu bıraktıktan sonra dediğim gibi koordinatörlük yaptım ama yöneticilik benim çok kişiliğime uygun bir şey değil. Ben sahanın içerisinde olmalıyım. Bunun kararını verdim öncelikle. Ve Evet. ne olursa olsun ben handball'den para kazanacağım, kariyerimi handball'de yapacağım diye bir karar verdim ve bunun peşinde koştum. Zorluklar çekmedim mi? Evet çektim. Ben başlar başlamaz birçok arkadaşımız gibi çok büyük paralar kazanmadık veya çok büyük başarılar elde etmedik. Çok fazla düştük, yere düştük ama tekrar kalkmasını bildik. Gelişim de galiba bu şekilde gelmeye başladı. Ve hiçbir zaman şunu söylemedik. Genç bir kardeşimiz galiba bu soruyu soran kardeşimiz. Hiçbir zaman şunu Evet. söylemedik. Tamam ben oldum demedik. Hala öğreneceğimiz çok şey var dedik. Bunu da demeye devam ediyoruz. Gelişim bu şekilde gelir. Aynen. Burada takipçimize de teşekkür ederiz. Güzel sorular var. Şöyle yine takımınızla ilgili bir soru gelmiş. Melis Sağ çizgi aracıdan. Oyuncularınız arasındaki en aksi kişi
ve kendi başına hareket eden oyuncunuz var mı diye bir soru gelmiş. Daha doğrusu Onu şöyle şöyle diyelim. sorayım ben. Takım Yönetmesi daha içerisinde diyeyim. zor. Aynen, takım Yani içerisinde takım yönetmesi zor olan. içerisinde en aksini kendi söylediklerini yapan tek kişi var, o da benim. Değil mi? Takımda benden aksi kimse yok. Evet. Yani, tüm sporcu arkadaşlarım çok uyumlular. Yani buradan hepsine ben teker teker teşekkür ediyorum. Tabii ki anlaşmazlık noktalarımız oluyor, olacaktır. Yaşam bu. Yaşam içerisinde hiçbir şey düz çizgi halinde devam etmez. İnişler ve çıkışlar olacaktır. Evet. Önemli olan ortak noktada buluşabilmektir. Ortak noktamız da bizim başarı. Aynen. Yani buna sadece oyuncularımızı değil, kulüp başkanımızdan hatta belediye başkanımızdan en aşağıda bize yardımcı olmaya çalışan, destek veren arkadaşlarımıza kadar herkesi katmak zorundayız. Ve bu ortak başarı noktayı elde edebilmek adına da elimizden gelen en iyi şeyi sergilemek zorundayız. Yapmaya çalışmak zorundayız. Biz de şehir olarak, Kastamonu şehri olarak, şu anda belediye takımı olarak bunu yapmaya çalışıyoruz zaten. Aynen. Bir de bir konuya daha değineceğim hocam. Sadece handball, işi handball olan 2-3 tane antrenörümüz var. O da bir elin 5 parmağını geçmez diyebilirim. Yani yanında beden Evet. eğitimi öğretmeniz. Ama sizin esas işiniz handball. Evet. Yani handball'a yatıp kalkıyorsunuz. Aynı zamanda bir Fatih Işık var diye biliyorum. Sadece işi handball Evet, olan bir galiba. Berkant hocamız var diye biliyorum. MHK'nin yardımcı antrenörü. Onun haricinde aslında bizim bu şekilde işi sadece profesyonelce handball olan kişilerin daha fazla olması gerekiyor. Ve handball'u biraz daha fazla vakit ayırması gerekiyor diye düşünüyorum Hakan Hocam. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Tabii ama her şey dönüyor dolaşıyor. Ekonomik güce dayanıyor. Biraz önce de söyledim. Yani çok fazla düştük, yuvarlandık. Ama kalkmasını bildik. Kalkmasını eğer bilmeyecekseniz bir işe girmeyin. Bu sadece antrenörlük anlamında söylemiyorum. Hangi iş konumda olursanız olun, yaşam içerisinde. Çünkü çok zorluklarla karşılaşacaksınız. Yaşam hiçbir zaman size gül bahçesi vermiyor. Hiçbir zaman Vermiyor. vermedi. Aynen öyle. Çakıl taşları oluyor, büyük ağaçlar oluyor, bunları ya da büyük tepeler oluyor, bunları aşmak zorundasınız. Eğer buna dayanabileceğinizi hissediyorsanız, bu gücü kendinizde görüyorsanız, bu arkadaşların çoğalması olur tabii ki, kendilerinde görüyorlarsa. Ama eğer yok arkadaş, çok affedersiniz, amiyane olacak ama armut piş ağzıma düş şeklinde olsun diye düşünüyorlarsa, bu sayı yine bir elin parmaklarını geçmeyecektir. Geçmeyecek. Bu arada az önce dediğimiz yorumla Eva alt çizgi, Dora alt çizgi özenci yorum yapmış. Handball'un başarılı olması için antrenörün profesyonel bir meslek olması şart. Bence Evet, Hakan Hocam evet. buna katılım değil mi? Zaten bununla ilgili cevabı verdiğiniz bir yandan da hocam. Şimdi hocam bir yandan Kastamonu'ya geçeceğim. Sonuçta siz antrenörsünüz, işiniz antrenörlük. Takıma antrenman yaptırmak, teknik taktiği uygulatıp başarılı sonuçlar almak. Sahada, sizin işiniz sahada. Sahanın dışında da gerçekten yönetimin iyi yaptığı sponsorluk konusundaki bir Atlas Global, iki Dep Tep, Bankası evet. size ciddi anlamda sponsorluklar sağladı. Ve bununla yanında da Kastamonu'da belediye başkanımız, Kastamonu Belediye Başkanı'na gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. Aynı zamanda Galip Bey'in ona. Galip Dilin'in oğluna, aynı zamanda müsabakalarda da bisiklet dağıtımı yapılıyor. Gerçi bunu Evet. 2 sezon önce, geçen sezon Selko çok güzel uyguladı erkeklerde. Şimdi kadınlarda Kastamonu Belediyesi uyguluyor. Maça gelenlere çeşitli hediyeler veriyor. Bu tip şeyler aslında seyirciyi de tribüne, yani taraftarların da tribüne gelmesini, insanları tribüne doldurmasını sağlıyor. Çünkü biz bunu video olarak ben çok fazla denk gelemedik, izleyemedim. Belki de ben kaçırmış olabilirim. Aynı zamanda sizin sosyal medyanızda son zamanlarda İyi çalışmaya başladı. Onda da Yılmaz Acar Davut'un çok aktif olduğunu biliyoruz. Bu tip şeyler yönetimin son zamanlarda biraz popülariteyi arttırdığını düşünüyorum. Oradaki ambiyansı, atmosferi, bu hediyeleri, hediye kazanan insanların düşüncelerini, ruh hallerini biraz bizimle paylaşır mısınız? Yani tabii hediye kazananların ruh halleri nedir bilmiyorum ama şunu görüyorum ben. Çünkü bunlar devre arasında veya maç sonunda oluyor çoğunlukla. Evet. Şunu görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Orada olmak bir kere handball maçı izlemek. Bakın, daha bisiklete falan gelmeyen. Handball maçı izlemek burada inanılmaz bir keyif veriyor insanlara. Yani şunu biliyoruz. İnsanların, çocukların hatta annelerin, babaların ellerinden tutup hadi artık kalkın maç başlıyor. Hala niye evdesiniz deyip. Hatta eşlerin birbirlerine niye evde pinekleyip duruyoruz? Gidelim maç izleyelim
dediklerini biliyoruz. Ve tabii burada yanına küçük hediyeler katıldığı zaman insanların sevinci, oraya olan bağlılığı, sosyal aktivitenin rengini değiştirmeye başlıyor. Bunu görebiliyorsunuz. İşte kura çekimi yapılıyor. Kura çekiminde atıyorum işte dört haneli rakam söylendiği ve birisi bir anda bağırışlar, çağrışlar, sevinç nidaları, ben buradayım, sonunda ben kazandım gibi birçok şeye ben tanık oldum, kulaklarımla tanık oldum. Aşağı inişleri, kendileri büyük yaş, yetişkin bile olsalar, bir çocuk heyecanı içerisinde aşağı inip o bisikleti tutmaları, üstüne binmeye çalışmaları çok çok güzel. Atkı, yani çok küçük bir şey atkı. Ama bu atkının onlara verilmesi, onların önemsendiğini gösteriyor. Ve bu da tabii sahiplenilmeyi arttırıyor Arttırıyor. doğal olarak. Evet. Çünkü bizim sayfalarımızda şunu da görüyoruz biz. Neden Kastamonu'ya ulusal basında çok fazla önem verilmiyor gibi bir sürü serzeniş var. Ve bu az miktarda değil bu serzenişler. Tabii bu handball'ün genel sorunu. Bununla ilgili farklı çalışmaların yapılması da gerekli. Pazarlamanın önemini yöneticiler bizden çok daha iyi biliyorlar. Nasıl yapılacağını da çok daha iyi biliyorlar. Ama genel anlamda federasyonda bu konuda ayrı bir birimin, profesyonel bir birimin oluşması gerekti ki kulüpler de bunu örnek alarak devam etsinler ve kulüpler de bu yolda adımlar atmaya başlasınlar. Biz Kastamonu Belediyesi olarak bunu yapıyoruz. Umarım bu kulüp sayısı da artmaya başlar ki her bölge, işte Taşova'da da yaşadık, Kastamonu'da da yaşıyoruz. Eskişehir Serka örneğini verdim biraz önce. Muratpaşa aynı şekilde yaşıyor. Ne kadar fazla olursa bu sayı, o kadar popülerite artacaktır. Popülerite ne kadar artarsa ulusal basında yer alma sayımız da o kadar fazla O olacaktır. kadar Böyle fazla bir denklem var. olacaktır. Şimdi hocam bir yandan da bu arada 50 dakikada olmuş. Zaman da çok çabuk geçmiş. Oh, çok Yayınımıza da olmuş. yine devam ediyoruz. Yine gelen sorular var ama o sorulara geçmeden önce şu an ligde bir koronavirüs krizi var ve liglere ara verilmiş durumda. Sizin Evet, de maalesef. birçok yerdeki bir açıklamanız vardı. Ligler tescil edilmeli diye basında çıkan açıklamalarınız. Liglerle ilgili şu an ne yapılmalı? Ya da Kastamonu Belediyesi'nin bununla ilgili federasyonu bir önerisi ya da bir başvurusu oldu mu? Çünkü Kastamonu Belediyesi ligler tescil edilsin diye başvuru yapıldı diye bir bazı duyumlar da geldi. Bunun işin aslı nedir ve sizin düşünceniz nedir? Başvurumuz ligler tescil edilsin yönünde değildi. Ligler ne olacak? Bize bir bilgi verin yönünde. Biz bilgilendirme dilekçesi yazdık federasyona. Yani önümüzdeki süreç nasıl işleyecek? Bunun bizim tarafımıza söylenmesi, dolayısıyla da biz sporcu, yani kulüp aktif olarak antrenör ve sporcuların kendi yol planlarını ona göre çizmesi gerekiyordu. Fakat tabii süreç kimsenin beklemediği şekilde gelişti açıkçası. Önce işte ikişer haftalık periyotlarla evde kalınma çağrısı. Ama daha sonra görüldü ki iş çok çok ciddi. Ciddi boyutu Zaten var. Çin'de bir örneği, vardı bunun. Ama tüm dünyayı bu kadar saracağını açıkçası ben de dahil olmak üzere muhtemelen kimse tahmin etmedi. Madem bu kadar iş ciddi oldu, ondan sonra biz şunu söylemeye başladık. Bakın arkadaşlar, bu kadar tüm dünyaya yayılmış. Şu anda 2 milyonun üstüne çıktı galiba vaka sayısı tüm dünyada, ya da 2 milyona yaklaştı. 100 küsür bin tane ölü var. Yani böyle bir ortamda liglerin devam etmesi mümkün değil. Ben daha dün Anadolu Ajansı'na bir açıklama yaptım. Biz son maçımızı 17 Mart'ta oynadık. Bizden önceki takımlar 11 Mart'ta oynadılar. Biz Muratpaşa ile beraber Türkiye Kupası maçını oynadık. Kadınlardaki son maçtı bu. 11 Mart tarihi itibariyle ise kadınların ligi bitti. Erkeklerde bir hafta kaldı. Sadece oynanmamış bir hafta var. Benim önerim, yani bunun için bir sürü senaryo yazılabilir, sonuç senaryosu yazılabilir. Liglerin olduğu gibi tescil edilmesi. Ama buna şunu da ekleyebilirsiniz. Geçen seneki sıralamayı baz alın diyebilirsiniz. Ki Macaristan Handbol Federasyonu bunu yaptı. Öyle yaptı. Geçen seneki sıralamayı baz aldı. Geçen seneki ve bu seneki puanların ortalamasını alıp sıralamayı öyle belirleyelim diyebilirsiniz. Ki Macaristan'da, Danimarka'da, Almanya'da, bakın bunlar iptal edilen ligler. Senin paylaştığın haber var Handbol Haber olarak. Fransa Erkek Ligi. Daha oynanmamış çok maç varken bitirdiler ligi. Ve PSG şampiyon oldu. Evet, yani Ve bir o 6 önceki puan farklar sezonu oradaydı ama
Avrupa'ya gidecek takımları da bir önceki sezonun listesine göre değerlendirdiler ve ona göre Yani gönderiyorlar. Ligde düşmeyi kaldırdılar, alttaki takımları kaldırdılar, yukarı sayı aldılar sanırım. fazlalaştırdılar. Aynen, Aynen. aynen öyle. Aynen öyle. Yani bunun için birçok senaryo üretilebilir dediğim gibi sonuç senaryosu. Kimseyi de mağdur etmeyecek şekilde artık bu liglerin tescil edildiğini sporcu, antrenör, hakem, gözlemci, kulüp yönetimi herkes bilmek zorundadır. Ya da yok arkadaş ben 1 Haziran tarihi itibariyle atıyorum tamamen tarihi kimse bunu lütfen takılmasın. Şu tarih itibariyle ben ligleri başlatacağım denmesi gerekir. Ki o da çok mümkün gözükmüyor çünkü yine hafta sonu açıklama yapıldı biliyorsunuz. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 14 günlük süre belki büyük şehirlere artı Zonguldak'a konulan 30 büyük şehre Zonguldak'a konulan giriş çıkış kontrolü veya yasaklanması belki bir 14 gün daha uzatılacak. Bilemiyorum bunların hiçbirisini. Ama görüntü o ki 20 Nisan, 20 Mayıs neyse tarihi itibariyle arkadaşlar her şeyin normale döndü denilse bile bu işin başlaması bir ay daha sürecek. Minimum. Ve orada da sıkıştırılmış bir programla çocukların, sporcu arkadaşlarımızın maç yapması istenecek. Bu tüm branşlar için geçerli. Sadece handball özel değil. Zaten büyük ihtimalle Yani. de bizim bildiğimiz kadarıyla bakanlığın bir açıklaması bekleniyor diye düşünüyorum. Çünkü tüm federasyonlar bakanlığı bekliyor. Bakanlığın açıklamasına göre hareket edecekler. Ya da bilim kurulunun açıklamasına göre hareket edecekler Yani. galiba diye. Yani öyle bir durum var. Bilim kurulu tabii ki söyledikleri çok çok önemli ama işin bir de spor bilimi kısmı var. Bu saatten sonra çocukları hazırlamak çok mümkün gözükmüyor açıkçası. Evet. Anladım hocam. Hocam ligler tescil edildi diyelim. Gelecek sene Evet. şampiyon oldunuz. Öyle ilan edildi. Ya da bir şekilde bir alternatif. Ama gelecek sene Avrupa kupalarına mücadele edecek oldunuz. Onunla ilgili bir Kastamonu Belediyesi'nin bir çalışması oldu mu? Gelecek seneyle ilgili bir transfer kapıda düşünülüyor mu çalışmalar? Bir de şu an gelen bir sorular da var. Zizankus alt çizgi 05. Avrupa'da Kastamonu Belediyespor'un hedefi nedir? Ondan sonra Kastamonu Belediyesi'nin gelecek sezon için ilan alt çizgi 883 demiş ki gelecek sezon için sürpriz transferler var mı? Gibi gibi bazı sorular da var. Şimdi bu anda düşündüğünüzde gelecek sezon hazırlığını yapmaya başladınız mı? Kastamonu Belediyesi gelecek sezon yine yatırımı ile devam edecek mi? Ya da sizlere tekrar bir sözleşme, size de bir teklif geldi mi? Şimdi Kastamonu'nun hedefinden başlayalım. Pardon. Kastamonu'nun hedefi hiçbir zaman aşağıda değil. Kastamonu'nun olduğu yerde bu yönetimle hedef her zaman yukarısı. Ve biraz Hocam çok önce özür dilerim. Bir saniye. Eğer 60 dakika dolursa yayınımız kapanacak. Tekrar yayını başlatacağız. Takipçilerimiz tekrar izleyebilir. Eğer yayın kapanırsa tekrar yayını başlatacağınızı buradan belirtmek isterim. Kusura Tamam. bakmayın lafınızı kestim hocam da bir Yok hatırlatma estağfurullah. yapmışsın ya. Estağfurullah. Şimdi hedef dediniz. Yayının başında senin söylediğin bir türlü kupa gelmedi diye bir Evet. cümle vardı. Kastamonu'nun hedefi o bir türlü gelmeyen kupayı getirmek. Evet. Yani biz de olur, bizsiz olur bilemem ama burada bu yönetim hedefi bu. Bu Evet. belediyenin, bu şehrin hedefi bu. Çünkü çok fazla ilk yaşanıldı burada. Bu ilklere de devam etmek isteniyor. Bunu biliyorum. Transfer çalışmalarına gelince transfer çalışmaları hiçbir zaman bitmez. Biz antrenörler bunu çok dile getirmesek de sezon içerisinde de menajer arkadaşımızla, kulüp başkanıyla gerekli konuşmalar, görüşmeler hem o sezon için hem gelecek sezon için. Eksik görülen yerler için ya da kuvvetlendirilmesi gereken yerler için. A, B, C planları mutlaka ki yapılır ki onlar da var. Onlar da olmuyor değil. Ama şu Mart'ın başından, tüm dünyada ocağın başından itibaren çıkan bu pandemikten dolayı durum çok iç açıcı gözükmüyor. Onu Evet. söyleyeyim. Çünkü bu işin iş bittikten sonra hani demin fizyolojik şeylerinden bahsettik, sonuçlarından bahsettik, sakatlanmaların falan çıkabileceğini. Bir de psikolojik yönü var. Yani psikolojik hem bir de Yani ekonomik yönü de var yani tabii ki. tabii yani şimdi Türk oyuncuların bile başka bir şehre giderken 3 kere düşüneceği bir durumda yabancı oyuncuların başka bir ülkeye giderken en az 10 kere düşüneceğini tahmin ediyorum ben. Çünkü bu yaşanılan travma öyle az buz bir travma değil. İnsanları özellikle de sporcular bizler biliyorsunuz bu sektörün içinde olanlar sosyal insanlarız. Yani eve hapsolup kalmak öyle çok
Bize Bir göre insanın değil. kabul Aynen edebileceği bir bize. şey değil ama bize göre hiç değil. Değil. Öyle bir durum var. Bunun travmasını atlatmak da zor olacak. Ve insanı ikna ederken tamamen atıyorum şimdi Romanya'dan bir oyuncu almak istediniz. Onu buraya getirebilmek için o insanı her yönden, ekonomik anlamda söylemiyorum bunu, her yönden ikna etmek zorundasınız. Anlatabiliyor muyum? Yani o Evet. korkuyu çünkü üstünden atması bir zaman alacak. Bunu işin uzmanları daha rahat dile getireceklerdir. Belki benim kelimemden bunları dile getirmeye yetmeyebilir ama işin psikolojik boyutunu onlar, o psikologlar ve psikiyatrlar açıklayacaktır zaten. Neler yapılması gerektiğini, insanların kendilerini nasıl rehabilite etmesi gerekeceğini açıklayacaklardır. Çünkü şu anda o destek, o profesyonel destek şart. Bu anda Ancak bir takımı önemli kritik müsabakalar hazırlanmasını bir de psikolojik hazırlık, mental hazırlık. Bununla ilgili siz belki de kendinizi geliştirdiniz, belki bununla ilgili eğitim de almış olabilirsiniz ama takımlarda bununla ilgili profesyonel bir kişilerin olması, performansının daha da yukarı artması için olumlu etkiler oluşturur ya da böyle bir profesyonel kişinin olmasını ister misiniz? yani bu yadsınmaz bir gerçek. Tabii ki isterim. Bu istenmeyecek bir şey değil. Ama handbolun şu andaki Türkiye'deki koşullarını düşündüğümüz zaman çok yakın zamanda olası gözükmüyor. Onu söyleyeyim. Bu iş daha çok biz antrenörlere kalıyor. Teknik ekibe kalıyor. Zaman zaman kulübün kendi içerisinde uyguladığı bazı yöntemler de oluyor. Çeşitli kulüplerden duyuyorum çünkü bunları. Evet. Ama kalıcı olarak şimdi profesyonel olarak çalışan tüm kulüplere baktığınızda hangi branş olursa olsun psikolojik danışmanlık, spor psikolojisi üstüne uzman olan arkadaşların çalıştığını görüyoruz zaten. Yani bu Evet. sadece işte psikoloji üstüne değil, bireysel antrenörlerin de Merhaba değerli Enpo severler. Hakan Günallı ile olan sohbetimiz Instagram'ın 60 dakikalık arasına takıldı. Ufak bir ara verdik. Şimdi birazdan sevgili Hakan Günallı'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hakan Hocam Instagram bile konuşmanıza dayanamadı. Dedi ki ben artık kapatayım da Hakan Günal bir soru kalsın. Tabii ki evet, işin çok çok esprisi konuştuk. aynen profesyonel olması, kurumsallıkla ilgili dediniz. Evet, Psikiyatrisyen, psikologların olması konusunda. Evet hocam devam ediyoruz. ama deyip kalmıştık. Ama bunların yapılabilmesi adına da spor kültürünün bir ülkede gelişmiş olması gerekiyor. Evet. Şimdi futbol, basketbol bile bunları, voleybol geçtiğimiz 10 sene içerisinde bu seviyelere geldi. Hatta 10 seneden de daha az. Oralara daha handbol henüz ulaşabilmiş değil. Bizde çünkü spor kültüründen ziyade skor kültürü var. Ülke olarak biz buna tüm Özellikle handbolda mı branşlarda bu daha maalesef. fazla diye düşünüyorum hocam. Handbolda skor kültürü Yani çok bakın bu fazla. Yani sürekliliğin biraz daha fazla olmadığını düşünüyorum ben bu konuda. Çünkü hemen başarı gelsin, hemen sonuç gelsin. Handbolda bu biraz daha fazla. Sizce hocam? ya tabii dediğim gibi bu biraz altyapıdan kaynaklanan bir şey. Yani yetişme altyapısından kaynaklanan bir şey. Şimdi handbolden yetişmiş yöneticiyi çok fazla görmüyorsunuz. Yani bunun nedeni de belli zaten. Yıllardan beri handbolde gönül veren, oynayan, devam ettiren, işlerini devam ettiren arkadaşların çoğunluğunun beden eğitimi kökenli olduğunu görüyorsunuz. Bu arkadaşlar işte mesela benim jenerasyonum. Yani Evet. 66'lıyım. 66 jenerasyondan beden eğitim bölümü dışında üniversiteye giden veya öğrenimini devam ettiren bir elin parmaklarını geçer mi geçmez mi açıkçası bilemiyorum. Yani saymam lazım. Ama işte 50 kişi birden işte şurada doktordur, şurada avukattır, bu da çok önemli bir CEO'dur diyemiyorum. Evet. Ama bu, diğer branşlarda bu böyle değil. Ve bunun sonucu olarak da tabii ki handbole yönetici olarak gelen insanların çoğunluğu handbol dışından olan insanlar oluyor.
Anlatabiliyor muyum? Yani çoğunlukla da futbol kültürünü almış olan insanlar oluyor. Doğal olarak da o futbol kültürü içerisinde yetiştikleri için o skora takılmaları Normal. doğaldır. Ama bizim spor kültürünü öncelikli olarak tüm branşlarda, beden eğitim derslerimizde çoğunlukla pratik olarak geçer. O teorik olarak o spor kültürünün verilmesi gerekli ki bu ülkeye bir spor kültürü yerleşsin. Evet hocam. Şimdi jimnastikte geçenlerde İbrahim Akçay'da, eğer Akçay yanlış söylüyor olabilirim şeyini, soyadını, müthiş bir başarı elde etti. Okçulukta müthiş bir başarı geldi. Ama unutulup gitti bu insanlar. Halbuki bu insanların devamlı gündemde olması gerekti. Çünkü biz mantar gibi başarı elde eden, sporcu üreten bir ülke değiliz. Bizde hep ara sıra çıkıyor bunlar. Ve bunların hep ön planda parlatılıyor olması gerekli ki genç arkadaşlarımıza, kardeşlerimize idol olsunlar. Bu bizim branşımız için de geçerli. Şimdi idol kelimesine geleceğim hocam. Handball'da şu an baktığınızda gerçek anlamda bir idollük yapan oyuncu, abi veya bir abla. Hem sosyal medya kullanımı, hem paylaşımla, hem iletişim bakımından kim var sizce? Şimdi erkeklerde benim aklıma ilk önce Can ve Yunus geliyor. Evet. Yani yaş itibariyle. Yoksa başarı anlamında şu andaki Kiyelce'deki konumu anlamında Doruk tabii ki çok çok önemli. Fakat daha genç bir sporcumuz Evet. Doruk. O kendinden aşağıdakilere, arkadaşlarına idol olabilecek durumda. Hatta belki kendinden birkaç yaş büyük abilerine de rol model, örnek teşkil edebilecek durumda. Ama burada ben Can'ı ayrı tutuyorum. Can Evet. Çelebi. Çünkü Can önce bir hayal kurdu her başarılı insan gibi. Sonra kendisine hedefler koydu. Ve o hedefleri gerçekleştirmek için de bireysel antrenör tutmaktan menajerini kendisi bulup transferini gerçekleştirmesine kadar bu yolda çok mesafe kat etti. Ve insanlara, sporcu genç kardeşlerine örnek oldu açıkçası. Bu anlamda ben Can derim. Hocam, erkeklerde Can Çelebi daha fazla ön plana çıkıyor dediğiniz gibi idol bakın. Peki kadınlarda var mı hocam? Ya kadınlarda da var tabii şimdi. Yeliz Özel'in, Serpil İskenderoğlu'nun yerleri yatsınmaz. Bunlar yurt dışında bizi çok çok üst düzeyde temsil eden arkadaşlarımız. Ama şöyle de bir durum var ki maalesef. Biraz önce o söylediğim hani hep ön planda olmaları gerekti ki bunlar idol olabilsinler. Şöyle de bir durum geçerli. Bu arkadaşlarımızı maalesef ön planda tutamıyoruz. Yani bugün Serpil İskenderoğlu'nun Almanya'da şampiyonluk yaşadığını, gol kraliçeliğine, hem çok gol atan sporcu olduğuna hiçbir bilgiden ulaşamıyorsunuz. Yeliz Özel'in Türkiye'de Şampiyonlar Ligi finali oynayan ilk Türk sporcusu olduğunu. olduğu gerçeğini hiçbir yerden ulaşamıyorsunuz. Yani şu anda 15 yaşındaki bir sporcu kardeşimize sorsak bunu bilmez. Evet. Serpil'in şampiyonluk yaşadığını, yurt dışında şampiyonluk yaşadığını, Yeliz'in Şampiyonlar Ligi finali oynadığını, Yeliz Yılmaz'ın Romanya'da oynadığını, Gonca'nın Romanya'ya geldiğini bilmezler. Anlatabiliyor muyum? Veya işte bizim jenerasyondan erkeklerden Çağatay abi, yurt dışına giden, Almanya'da Bundesliga'da oynayan ilk sporcudur. Daha sonrasında Ecevit'in, Şükrü'nün oralara gidip mücadele ettiğini bilmezler. Zeki'nin ne kadar önemli bir sporcu olduğunu, Cengiz'in ne kadar yetenekli bir sporcu olduğunu bilmezler. Ya da yakın Bizim tarihte Eskişehir Eti'yi bilmezler. Yani Eskişehir Eti bilinmiyor. Yani en önemlisi yani hocam yakın düşünebilir, tarihte yani. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynamış bir takımdan bahsediyoruz. Evet. Ve bunu handbol tarihinde bilen yok. İşte hocam biz Bilen yok. de handballhaber.net olarak aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim YouTube kanalımız var. Sizin bundan önceki 3 yıl önceki sözlediğini söyler. Şu an bizim YouTube kanalımızda hala duruyor. Hakan Günal Handball Haber yazdıklarında çıkacaktır. Biz Handball Haber olarak da bunu biraz bu misyonumuzu üstlendik. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Niye? Bir background oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an veri tabanımızda 10 bine yakın haber varmış. Geçen gün baktım. Hatta 10 Çok güzel. bininci haber diye yakında paylaşacağım ve sırf sadece Handball Haber'i. Yani ve Çok güzel. sadece burada Hakan Günal'da değil birçok takımın da yer aldığı bir internet sitesini objektif bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim aslında bununla ilgili acaba idol olacak veya
Süper Lig'de profesyonel olarak oynayan oyuncularımızın da biraz sosyal medya kullanımlarına daha fazla dikkat etmesi gerekmiyor mu? Ya da bir internet sitesinin olması gerekmiyor mu? Böyle Tabii ki olmalı ki öyle. insanlar ulaşabilsin. Çünkü şimdi hep bazı şeyleri de federasyondan bekliyoruz veya basından bekliyoruz. Ama ben biliyorum, şimdi bu arada yarın TRT Spor 2'de maçları canlı olarak sunan Ahmet Onur Kılıç konuğumuz Aa, çok olacak. güzel. Yarın onu Çok güzel. çıkaracağız. Ve yarın bu soruları soracağız. Ve inanın karşılaştıkları problemler o kadar çok fazla ki. Diyor ki biz oyuncuyla ilgili bilgi alamıyoruz. Oyuncumuzun da kendini biraz pazarlaması gerekmiyor mu? Ya tabii ki gerekiyor ama muhtemelen şöyle bir psikoloji yaşıyordur genç kardeşlerimiz, sporcu arkadaşlarımız. Ya arkadaş ben niye kendimi öveceğim gibi bir kendi iç hesaplaşmasını yaşıyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi sosyal medyayı kullanmak sadece börtü böcek kullanmak anlamına gelmiyor. Aynen Sosyal öyle. medyayı kullanmak, kendi maçlarından kesitler sunmak, evet kendi kendini parlatmak. Eğer bir hedefiniz varsa, çünkü sosyal medya artık dediğimiz şey internet, dünyanın öbür ucuna bir tuşla her şeyi gönderebiliyorsunuz. Ve bir tuşla herkes size ulaşabiliyor. Eğer yurt dışında oynamak gibi bir hedefiniz varsa kendi resmi sayfanızı kurup oradan maçlardan kesitler koyabilirsiniz mesela. Örneğin Veya dünya görüşünüzle ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Yani daha dar kapsamda farklı şeyler paylaşmak istiyorsanız ayrı bir hesabınız olur. Yani bunu da yapabiliyorsunuz. Bir herkese açık olan fan sayfanız olur. Taraftar sayfanız olur. Böyle sadece kendinize ait olan, yakın çevrenizle etkileşimde bulunacağınız bir başka sayfanız olur. Bunları yapabilirler tabii. Aynen. Ama bunun için de birilerinin önce olması, yönlendirmesi gerekiyor galiba arkadaşlar. Ya hocam bu konuda sonuna kadar katılıyorum ama bir anlamda eleştiri yapacağım. Ben şu ana kadar bu canlı yayın için en az 10 kişiyle görüştüm. Yani birçok kişi katılanların haricinde 10 kişiden de red cevabı aldım. Şimdi bakın Çıkmak hep istemiyorlar mı? birebir yok dedi ben yapamam dedi. Ben utanırım dedi. Şimdi isim vermek de doğru olmaz. Ben Yok yok yok. çıkmayayım Sen dedi. Ondan sonra başkası yapsın dedi. Şimdi düşünüyorum. Yani biz buna zorunlu değiliz. Yani bunu da yanlış hayır. anlaşılmasın. Bu da bir sohbet yapıyoruz. Bir handball'un daha çok yaygınlaşması, kişiye ulaşmasını söylüyoruz ama yok ben çıkamam. Utanırım. Aslında ya, bu şeyi de artık bir kırmamız diyor. Kalıplarımızı kıralım. Biz kendi gücümüzün farkında değiliz. Evet. Ya biz Aslına kendi bakarsan gücümüzün bir Enpol farkında olmamız gerekiyor. çok çok geniş kesime hitap edip bunu bir türlü organize edemeyen bir spor dalı. Bizim böyle bir sıkıntımız var. Yani şimdi herkes aynı şeyi söylüyordur muhtemelen. Taksiye biniyorsunuz veya otobüste gidiyorsunuz. Hani bir konu açılıyor ya da size kulak misafiri oluyorlar. Handball lafı geçince ben de handball oynamıştım. Bu handball topunu tutmayan kimse yok galiba Türkiye'de. Evet. Ama bu kadar az tanınan başka bir branş da yok. Hemen Öyle değil isim mi? verelim hocam. Direkt isim verelim. Yılmaz Özdil. Yılmaz Yani Özdil mesela. handbolcu. Tabii Ondan tabii. sonra şu Tabii an tabii. Mercedes'in ticari araçlar kısmındaki Süer Bey. Süher Bey, Süher abi. Süer Evet Bey. O da evet. Biliyorum. handbolcu ve genel bir Uğur Tukay Ergü'de şu an Garanti Bankası yatırım bölümü genel Tabii müdürü çok olduğunu biliyorum. sayılacak çok isim var. Yani Can Kartal Ergül Taner var, var. Kanal Birçok D'de. Can aynen Taner var. birçok isim var ama işte hep amalar ne İşte kadar dediğim uzak. gibi çok geniş kesime yayılıp organize olamayan bir topluluğuz biz. Bizim organize olmayı bilmemiz gerekiyor önce. Anladım. Yani tabii bu organizasyonu yapmak için de birinin liderlik etmesi gerekiyor. Evet. Bunlar Biz çok Enpol Haber olarak hocam devam bunu bir devam edersek 3 saati geçer bizim konuşmamız. aynen hocam. İnsanları da sıkmayalım Hocam fazla. aynen buradan çok fazla sıkmadan şu biraz şeylere geçeceğim. Hocam hep biraz negatif konuşmuş olduk ama biraz da gerçeği de konuşmak gerekiyordu. Bu sezon özellikle rakiplerinizden incelediğinizde, takip ettiğinizde size karşı oynayan rakiplerinizi de az çok biliyorsunuz. Bu oyuncuları tanıyorsunuz. Size göre en iyi performansını gösteren oyuncuları sayın desek ilk kediyi bize nasıl sayarsınız? Yani öyle ben 7 şeklinde saymaya biraz karşıyım açıkçası. Öyle bir şey yaptığın zaman bu çok farklı spekülasyonlara yol açacaktır. Öncelikle onu Ha, söyleyeyim. Çünkü ben transfer şu anda etmek aktif. istiyor Hakan Evet, Ünal, transfer ben etmez bu muhabbet. aktif bir antrenörüm. Şu anda bir kulübün başındayım. Farklı algılanabilir bu konu. O Onun zaman için böyle isim isim performansından memnun olduğunuz, özellikle ön plana çıkan saymayalım ama oyuncu. ben geleceğini çok açık gördüğüm onu söyleyeyim. Bunu söylemekte çekince görmüyorum. Çünkü sol oyun kurucu bölgesinde Neslihan'ı
takdir ediyorum bu seneki gelişimi. Belki daha fazla zaman almaya başladığı için hani Üsküdar'ın içerisinde bulunduğu yapıdan kaynaklı da olabilir mi? Bilemiyorum. Eğer çalışmaya devam ederse iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Bu da Kastamonu Belediyesi en poşu bir sonu Sami Cevher de yayına katılmış. Şey diyor, hocam siz sayın diyor, belki oluruz diyor. Yani hocam da buna dikkat etti. Aa, Yani o yüzden saymıyor diyor. Ama şey var hocam, yani burada biraz da daha objektif olmak gerekiyor. Çünkü evet, Neslihan Gol kraliçeliğinde de iyi bir şekilde ilerliyor. Son zamanlarda Üsküdar Belediyesi'nin ön plana çıkan oyuncu oldu. Aynı zamanda Yeni Mahalle Belediyesi'nin kalecisi Selen Akalın ya çok performansıyla. oyuncu var şimdi Çok oyuncu var da dediğim bunun gibi. sadece şey var. Yani biz yanlış anlamlar çıkacağını düşünmediğim için Tek tek sonuçta rakibimizin sayabiliriz tabii ki ama bu tip değerlendirmeleri daha çok sezon sonunda hani ortak antrenörler okey. olarak öyle bir organizasyon yapılabilir ve işte antrenörlerin bu seneki en başarılı yedisi gibi bir şey çıkabilir. Tamam. Ona göre Öyle bir öyle bir şey olursa önerinizi de daha iyi alırız olur. hocam. Peki hocam, unutamadığınız maç. Yavaş yavaş sonuna Benim geliyorum da. unutamadığım maç sonucu iyi bitmeyen maç yarı final oynadığımız Craiova, Romanya'daki Craiova maçı. Kreva maçı. Yani evet burada bir farklı yenildik. Orada berabere kaldık. Son 2,5 dakika içerisinde 3 farklı öne geçtiğimiz golü attık. Kale hakemi golü verdi. Sağ hakemi golü iptal etti. Ve Aynen biz o hocam. 3 farktan maalesef maçı berabere bitirdik. Ve finali Hı. kaçırdık. Evet. Yani benim unutamadığım maç o. Yani yaşadığım çok fazla çok güzel sonucu iyi ya da kötü biten ama çok güzel olan maçlar var. Ama o maçın yeri çok çok ayrı bende. Anladım hocam. Şöyle hocam, bir yandan da sorulara bakıyorum. Bayağı 1,5 saattir de konuştuk. Başka sorular var mı diye. Baktığım kadarıyla da şu an hemen hemen bütün sorulara da cevap vermiş olduk hocam. Ve son olarak hocam, koronavirüs krizi ile ilgili olarak mesajınız nedir? Ve Yani evet. son Dinliyorum. olarak da handball severlere ne söylemek istersiniz? Şimdi koronavirüsle ilgili söylenecek şey ben daha önce de söyledim bunu. Bu dönemdeki en büyük dayanışma birbirimizden uzak kalmamız. Mümkün olduğunca uzak kalmamız. Fikren değil, ruhen değil ama bedenen birbirimizden uzak durmaya dikkat edelim. Eğer buna dikkat edersek, hijyenimize dikkat edersek bu günleri aşacağımızı, aydınlık günlere çabuk ulaşacağımızı düşünüyorum. Handball ile ilgili söyleyeceğim ise bazı şeylerden eksik kalabilirsiniz ama handball'den eksik kalamazsınız. Aynen. Bu arada hocam, son bir soru geldi. Ben az önce unuttum. Mesut Tuncel'e çok özür dilerim. Estağfurullah. Eskişehir'den. Kastamonu Belediyesi'nde Bilmiyorum. salon inşaatı vardı. İnşaata başlamışlardı. İnşaatla ilgili son durum nedir? Kısaca ondan bahseder misiniz? Ondan sonra da yayınımızı Şu anda bildiğim kadarıyla inşaat devam ediyordu. Yani en son aldığım bilgi oydu. Çünkü çok fazla o biraz daha uzak benim evim. Çok da dışarı çıkmak istemiyorum açıkçası. evet. İnşaat devam ediyor. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Önümüzdeki sezona yetişir diye ümit ediyoruz. İnşallah yetişir. Yeni salonda Avrupa Kupası maceraları farklı olacaktır ve daha iyi bir atmosfer olacaktır diyoruz. Bu arada Tabii ki. handball erkek amil takım antrenörümüz hocam, pastamı ve sarımsağın sözünü alalım diyor. En kısa zamanda isteyelim diyor. Anladığım kadarıyla sözünüz var ama göndermemişsiniz. İlker hocamızın da böyle bir isteği var diyelim. Yani üçüncüyü yerine getirmediğim için serzenişte bulunuyor. Anladım. Anladım hocam. İlk Öyle ikisinde diyelim. bir sıkıntı yoktu. Aynen. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok Hocam, teşekkür ediyorum. güzel, keyifli bir sohbet olmuştur umarım. Bundan sonra yayınlarımızı gelecek haftadan itibaren YouTube kanalımızdan yapacağız ve aynı anda 2 veya 3 kişiyi de yayınlarımıza konuk edeceğiz diyoruz. Handball Haber YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Şu anda girip takip edebilirsiniz. Birçok yayınımızı da oraya koyuyoruz. handballhaber.net YouTube kanalına diyorum hocam. Bu koronavirüs günlerinde lütfen evde kalın. Handball'da kalın diyoruz. Handball dolu günler dileğiyle görüşmek üzere diyorum hocam. Herkese Görüşmek saygı, üzere. sevgiler Çok ve hoşça teşekkür ederim. kalın. Sağ ol.